Bölüm 27. Yahuda kendini asıyor. Sabah olunca başkâhinlerle halkın ihtiyarlarının hepsi İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar. Götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'yı ele veren Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüş parayı başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlar ise, "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan pahası olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmektedir. Böylece Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından bazılarının ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Ve Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçinin tarlasını satın almak için harcadılar. İsa vali Pilatus'un önünde. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ihtiyarlar onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa bir tek konuda bile ona cevap vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabas adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvereyim istersiniz? Barabas'ı mı, Mesih denilen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargıç kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ihtiyarlar ise Barabas'ın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için ikisinden hangisini salıvereyim istersiniz?" "Barabas'ı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" dedi. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin," diye bağırıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas'ı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp tüm taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, "Yaşa ey Yahudilerin kralı!" diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp ona yine kendi giysilerini giydirdiler. Ve
çarmıha germek üzere onu alıp götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Dışarı çıktıklarında Simon adında kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in!" diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde onunla alay ederek "Başkalarını kurtardı da kendini kurtaramıyor!" diyorlardı. "İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman ederiz. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum" demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilmiş olan haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle "Eli, Eli, lema şebektani." Yani "Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bu adam İlyas'ı çağırıyor!" dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşimiş üzüm suyuna batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Diğerleri ise "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu!" dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın peşinden gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ve Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. İsa'nın gömülmesi. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak "Efendimiz!" dediler. "Kendisi daha yaşarken o aldatıcının ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz.
Bunun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Bu sonuncu aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara, bir manga asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın, dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.